Şimdi ekonomiden tabii devam edeceğiz. Asgari ücret komisyonu 6'sında toplanacak. 6 Aralık'ta bir araya gelecek. Hükümet tarafı var, işveren tarafı var, bir de sendika tarafı var. Yavaş yavaş dillendirilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi 2200 lira olsun diyor net asgari ücretten. Şu anda 1603 lira civarında net kişinin eline bu para geçsin diyor. DİSK diyor ki 2800 lira olsun. Hani bu bir insanca yaşama standardı değil ama en azından vatandaşı ezdirmeyelim, asgari ücretliyi ezdirmeyelim. Türk İş diyor ki, Türk İş 2000 lira verin, artı bir de üstüne enflasyon farkını koyup da verin. Asgari ücret net 2800 lira olmalıdır. Türk İş ve Hak İş'ten sonra DİSK de hükümetle pazarlıklara sayılı günler kala 2019 yılı için asgari ücret beklentisini açıkladı. Net 2800 lira. İşçilerin kriz karşısında korunması açısından da hayati bir öneme sahiptir. 2000 lira rakamı Aralık ayına kadar, Aralık ayında görüşmeler de 2000 lira üzerinden olsun. Masada işçiyi temsil edecek sendika Türk İş. Genel Başkan Ergün Atalay 2000 lira artı enflasyon farkı demişti. Masaya işveren ve hükümetin karşısına da bu taleple oturması bekleniyor. Hak İş ise bu rakamı düşük buldu. Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında ciddi bir biçimde erimiştir. Sendikalar taleplerini bir bir açıklarken 2018 sonu için beklenen enflasyon rakamı %20,6. Pasaporttan motorlu taşıt vergilerine, trafik cezalarına kadar yeniden değerlendirme oranı da %23,73 olarak belirlendi. Ve Cumhurbaşkanı'nın maaşına yapılan %26'lık zam. Sendikalar asgari ücret masasında bu rakamları hatırlatacak. Vergilerimiz, cezalarımızı %23,7 zamlı olarak ödeyeceğiz. Kendi alacağına böyle bir zam yapan devlet, emekçinin asgari ücretine ne kadar zam yapacak? Yeniden değerlendirme oranı kadar zam yapılırsa asgari ücret 1982 liraya yükseliyor. Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam kadar artarsa 2029 lira oluyor. Öngörülebilir enflasyon oranı olarak %15, %16 gibi planlıyordu. Öngörülebilir enflasyonu vermek gibi bir düşünceleri var. CHP duyumunu açıkladı. Hükümetin sene başında 2018 için öngördüğü %16'lık rakamla masaya oturacağını iddia etti. Bu durumda asgari ücret 1859 lirada kalacak. Mevcut asgari ücret sadece yaklaşık 250 lira artacak. 2000 liraya dahi ulaşmayacak. CHP görüşmeleri beklemeden asgari ücret için meclise kanun teklifi verdi. 2200 Türk lirasına çıkaracak bir kanun teklifini sunduk. Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenleme de var. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için 2800 lira olmalıdır.